denkleminin köklerine x1 ve x2 diyelim. O halde x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için 10 olacaktır. Kökler çarpımına bakacak olursak x1 çarpı x2 c bölü a olduğu için 15 olacaktır. Bize soruda denkleminin köklerinin ikişer eksiği diyor. O halde yeni denklemin kökler toplamına t dersek eğer x1 eksi 2 ile x2 eksi 2'nin toplamını arıyoruz. Yeni denklemin kökler çarpımına ç dersek eğer o da x1 eksi 2 ile x2 eksi 2'nin çarpımını arıyoruz demektir. Soruda bize x1 ile x2'nin toplamı verilmiş zaten 10 diye. O halde 10'dan 2 çıktı 8, 2 daha çıktı 6 kaldı. T gördüğümüz yere 6 yazacağız birazdan. Ç dediğimiz şey teker teker yapacak olursak burada çarpıyorum. X1 çarpı X2 eksi 2 X1 eksi 2 X2 eksi 2 ile X2'nin çarpımından dolayı da artı 4 olacaktır. X1 ile X2'nin çarpımı 15 eksi 2 parantezinde X1 artı X2 gelecek. X1 artı X2 dediğimiz şey 10 artı 4 olacaktır. 15, 20 çıkarsa eksi 5, 4 eklersek eksi 1 olacaktır. Yeni denklemin kökler çarpımı. Genel denklemimiz şu şekildeydi. X kare eksi TX artı Ç eşittir 0'dı. T gördüğümüz yere X kare eksi 6X buradan dolayı, Ç gördüğümüz yere de buradan dolayı eksi 1 eşittir 0 yazarsak doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.